Selamlar, Senior Ne Diyorum 3. bölümüne hoş geldiniz. Sizden gelen, geçen hafta gelen bolca soruyu eleyip naçizane kendimize göre bir kıvama getirip tekrar karşınıza çıktık. Alptuğ gene birlikte benimle. Selamlar Alptuğ. Selamlar. Başlayalım istersen. İlk soru yorumlardan değil, özel bir soru Canerelerden geldi. 90'lar İtalya futbolundan bir 11 yapsan kimleri seçerdin? Yani bu 11 işlerine pek sıcak bakmam ben. Hani herkesin kendine göre bir 11'i vardır ama herhalde benim gönlümden geçen 11 bu. Kaleye Pagliuca'yı alırım. Gianluca Pagliuca o dönemde bence en iyi İtalyan kaleciydi. Peruzzi düşmanıyımdır zaten. Sağ bek Cafu bence Allah'ın emri. Elbette Zanetti de çok saygın, çok ikonik bir oyuncu ama Cafu acayip bir sağ bekti. Libero da bir diğer Allah'ın emri. Franco Baresi. Tarihin Beckenbauer'dan sonraki en iyi liberosu. Bence de gelmiş geçmiş en iyi İtalyan defans oyuncusudur. Onun yanına biraz zorlandım açıkçası ben. Şimdi Maldini diyen arkadaşlar olacak. Maldini zorda kalındı mı stoper oynayan bir oyuncu. Daha çok sol bekti. Hele 90'larda iyice sol bekti. O genç Fabio Cannavaro'yu alacağım Parma dönemindeki Baresi'nin yanına. Sol bekte de yine Maldini severlerin bana küfür etme sebebi olabilir. Andreas Brehme. Harika bir sol bekti. Oraya Brehme'yi alırım. Bir İtalyan takımı olduğu için 4-1-2-1-2 gibi sahaya sürerim. Defansörü biraz zor. Döşan var, Rijkaard var, Desailly var, Jugović var. Bunların arasında ben Jugović'i alırım herhalde. Jugović, Savicevic'le röportaj yaptığımızda da Kızıl Yıldız'ın şampiyon kulüpler kupasını kazanmasında en önemli parça olarak Jugović'i göstermişti. Çok özel bir orta saha oyuncusuydu. Oraya onu koyarım. Mateus mutlaka olmalı. Orta saha kavramını değiştiren çok büyük bir oyuncuydu. Zizou mutlaka bence olmalı. Önlerinde forvet arkası gene çok zor. Yani ikonik olarak benim İtalya sevgimi başlatan insan Roberto Baggio'yu oraya koyarım. Forvet'te Batistuta zaten geçen haftadan kaldı. Yanına da gene bir tepki alabileceğim bir şey Pepe Signori. Bence 90'larda İtalya'da golcü dendi mi akla gelen oyunculardan biriydi. 11'in böyle olur herhalde. İkinci sorumuz Ömer Nalbat'tan geliyor. Signori'nin en sevdiği oyuncu tipi hangisidir? 10 numaralar. Bayılırım. Onur Erdem bilir bunu. Ben hala Platini ya da Hodl izleyerek uyurum. Gianni Rivera izlerim, Zico izlerim. Çok severim. Kerem Savaş sormuş. Sıkıcı futbol kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya Kupası'nda da çok lafı geçti. İtalya Ligi için de denir hatta. Millet paldır küldür, deli dana gibi koşturulan ve 4-3 biten bir maça efsane maç oldu diyor. Ya gollü maçlarla ilgili söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Bir Lyon maçı vardı yakın dönemde. Spor basınında olay olmuştu. İşte gol şöleni, zevkli maç gibi. Dediği gibi komik hatalar yapan mahalle oyunuydu. Premier Lig'de de zaman zaman bunu görüyoruz. Hatta İtalya Ligi'nde de gollü maçlarda bunu görüyoruz. Sıkıcı futbolda ben de ama şuna da karşıyım. İyi defans yapılmalı. 0-0'a da razıyım Gianni Brera tarzı ama hücumda da bir şey üretebilmeli takımlar. Orada da bir planları olabilmeli. Yani rakibine diş geçiremese bile hücumda da bir pırıltı görmeliyiz. Böyle bir 0-0'a ben de razıyım her zaman ama yani bazen de inanılmaz 0-0 maçlar oynanıyor. Hakikaten hiç çekilmez. Onur Sarısaman diyor ki Fatih Terim hakkında ne düşündüğünüzü cidden merak ediyorum. Siz de taktik yetenekten daha çok motivasyon kabiliyetiyle başarılı olduğunu düşünenlerden misiniz? İtalya transferini 15 sene sonra nasıl yorumlarsınız? Düşünebilirsiniz de düşünmeyebilirsiniz de ama bu ayıp görülecek bir şey gibi değerlendirilmemeli. Yani antrenörlerin de kendilerine göre bir stilleri vardır. Motivasyonu yüksek tutarak bir şeyler başaran, takıma puzzle oluşturarak, yapboz oluşturarak kuran hocalar da gördük. Mancini kitabında Vujadin Boskov'u överken Sampdoria'yı şampiyon yapan hocayı, daha önceki Bersellini denen antrenöre atıfta bulunur ve Bersellini'nin barakalarından çıkmıştık Boskov'la birlikte. Boskov bizi yoruyordu ama gülmekten yoruluyorduk der. Fatih Terim de farklı bir motivasyon sistemiyle başarılı olmuştur. Fiorentina'ya gidişte tabii ki Türk antrenörler açısından en başarılı olaylardan biriydi. Fatih Terim yani ne olursa olsun başarılı bir antrenördür ve istediği şekilde başarılı da olabilir antrenörler. İlle geometrik bir futbol düzeni oturtmak zorunda değil. Kaan Varan'ın sorusu var. Türkiye tarihinde Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Tanju Çolak gibi futbolculardan efsane olarak bahsedilirken milli takım seviyesinde neden başarımız yoktu? Yani Zico ve Bergkamp da efsane, onların da milli takım seviyesinde bir başarısı yok. Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman da çok yetenekli bir oyuncuydu ama Oğuz Çetin ve Tanju Çolak çok acayip oyunculardı. Ünal Karaman çok acayip oyuncu. Yani o jenerasyon çok yetenekli bir jenerasyondu. Bunun yanında onların değiştirmesi gereken farklı şeyler vardı. Yani 80'li yıllardaki Türk futbolu ortamı profesyonellikten uzak anlayışın yerine artık profesyonel olan oyuncular görmeye başlamıştık. Yani Tanju Çolak biraz özel yaşamıyla bunu yıkıyor ama Tanju Çolak'ın da özel antrenman kültürü, o ahlakı farklıdır.
Onların bunu başardığını ve bir sonraki jenerasyonda yer açtığını unutmamak lazım. Ayrıca bence 90 elemeleri de o dönemki milli takım için çok büyük başarıdır. Hamit Karakılçık soruyor. Andrea Pirlo'nun Milan'dan Juventus'a transferi ligin dengesini Juventus'un lehinde değiştirmişti. Şu an ligin içinde transferiyle yine bu etkiyi yaratabilecek bir futbolcu var mı? Pirlo gibi oyuncular çok nadir gelen oyuncular. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Sanırım İnan'la yaptığımız programda bir. Çok çok özel oyuncular. Bu oyuncular zaten çok az gelir dünyaya. Pirlo bir de İtalyanların bu kendini yenileyemediği dönemde aslında en iyi başardıkları projeydi. Yani hem eski 10 numaraların rejistalığındaki zarifliği vardı, hem de yeni dönem o Albertini ile başlayan rejistalığın da gereksinimlerini karşıladı. Topu kesebiliyordu. İyi bir top kesiciydi, iyi top çalardı ve bunun yanında çok zarif bir oyuncuydu. Onun üzerine bir orta saha kurabilirdiniz ve bu takımı etkileyebilirdi. İtalya milli takımı en ölü döneminde bile Pirlo ile iş yaptı. Onun için öyle bir oyuncu gelmesi çok zor İtalya futboluna, dünya futboluna hatta. Onun için şu anda da yok öyle bir oyuncu bence. Kayra Ünal'ın sorusu, Ballon d'Or kazanamamış en iyi oyuncu kim? Yakın dönemde Xavi Iniesta var. Bence özellikle Xavi mutlaka kazanmalıydı. Üzücü onun için, hem de benim gibi Xavi severler için. Geçmişte de Maradona ve geçenlerde bir yerde bir futbolcu söylemişti. Messi'nin şu kadar Ballon d'Or'u var, Maradona'nın yoktu diye. O komik. O zaman Avrupalı olmayan oyunculara verilmiyor zaten Ballon d'Or. Avrupalı olmanız gerekiyor. Bunu düşünürsek işte Zico Pele, Maradona'nın yok zaten. Ama bütün şartlara uyup da alamayan bence en büyük oyuncu bir Puskas vardır herhalde. Bir de Kenny Dalglish vardır. Özellikle 78'den 83'e kadar acayip bir etki bırakıyor Kenny Dalglish aslında. Ama Ballon d'Or yok. O da biraz da Ballon d'Or'un o dönem Dünya Kupası performansı üzerine verilmesinden kaynaklanıyor. Ben işte Xavi ve Dalglish diyeyim. Umut Canacar diyor ki, Hollanda futbolunun çıkardığı en iyi 3 futbolcu sizce kimlerdir? 1'e gerek yok herhalde. Johan Cruyff zaten. 2 bence Bergkamp. İnanılmaz bir oyuncuydu, muhteşemdi. 3 biraz sıkıntılı, işte Seedorf var, Van Basten var, Gullit var. Çok özel oyunculardı ama bunlar için herhalde Seedorf'tu. Çok devamlılığı oldu, 3 ayrı takımda Şampiyonlar Ligi kazandı. Bir de benim jüri ödülüm var, Willy van Hanegem. Ben çok beğenirim Willy van Hanegem'i. O Ajax'da olmayıp da 74'teki takıma feci etki eden bir oyuncudur. Bunları sayabilirim herhalde. Barış Öztürk soruyor, dünya futbol tarihinde en çok hangi maçı tribünden izlemek isterdiniz? 82 İtalya-Brezilya. Don Dante'nin sorusu, Avrupa futbol tarihini en fazla etkileyen transfer hangisidir? Johan Cruyff Barcelona. Evet, sahada çok fazla etkisi olmamıştır Cruyff'un belki. Gene şampiyonluğu var, Real Madrid 5-0'lık maçı var. Ama ondan sonra bir kulübün tarihini ve Avrupa futbolunun senaryosunu değiştirdi bence o transfer. Cruyff'tur. Cem Yücetürk'ün sorusu, Signor'un en sevdiği İtalyan yönetmen ve film hangisidir? Federico Fellini hakkında ne der? Ya yönetmenlik biraz böyle teknik bir konu. Öyle haddim olmaz o konuda bir şey demeye. O kadar bilmiyorum çünkü sinemayı, tekniğini filan. Ona bir şey diyemem. Filmleri söyleyebilirim. La Mello Gioventù vardı. Benim en sevdiğim filmlerden biridir. Biraz 6 saat filan yorar ama ben çok severim. Ayrıca İtalya yakın tarihini süper anlatır. İtalyanların kültüründeki futbol anları da muhteşemdir. Bir 82 Dünya Kupası anı vardır filmde. Hakikaten çok duygusal ve o kupanın o ülke için ne demek olduğunu çok iyi gösterir. L'Adri di Bicicletta var, Bisiklet Hırsızları. Çok çok sevdiğim bir filmdir. Üçüncüsü Cinema Paradiso olabilir. Çok beğendiğim bir filmdir, sade film. Mediterranean var. Bir de neyi sayabilirim? Un Giornata Particolare olabilir. Mastroianni ile Sofia Loren ablamızın oynadığı. Bülent abiye de selam gönderelim. O filmleri sayabilirim. Son soru Elodie'nden gelmiş. Yine müzik. Ronnie James Dio mu, Ozzy Osbourne mu? İkisi de büyük ikon. Ama ben Ozzy Osbourne'un sesini pek sevmem. Dio çok büyük vokalisttir. Ben Rainbow'u da çok sevdiğim için Dio diyeyim. Üçüncü bölümün de sonuna geldik. Bu hafta süper yoğunlukta ve kalitede sorular gönderdiniz. Artması dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.